menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pirufak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu cümle aleme hep birlikte göstereceğiz. Allah'tan korkmayıp cennetten çıkmayanlar, cennetten çıkmayanlar, çakal olup bozkurta diş gösterenler, münafıklığın her türlü yüzünü sahneye sürenler, densizin devesi gibi çan çan ötenler şunu özellikle unutmasınlar ki tek başıma da kalsa davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi fena fit millet, fena fit devlettir. Yani milletinde ve devletinde erimiş, bu uğurda her meşakkati göze almış bir kahramanlık mefkuresidir. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukurimpar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu. Bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez, perde arkasının aralanması, sislerin dağılması, önünün ve arkasının aydınlığa kavuşması amacıyla sabır ve sebatla beklemeye koyulduk. Ancak kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra adeta tek bir merkezden emir almışçasına Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı, sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette iddia edilip gündemde tutuldu. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği kaotik ve kargaşa zamanlarıdır. Ve dikkat, temkin, tedbir, sabır, uyanıklık şarttır. Üstelik bu sıkıntılarla karılmış zamanlar, fitnenin sadağından çıkmış ok gibi sağa sola saplanmak için hedef aradığı alacakaranlık karanlık zamanlarıdır. İmam Şafii'ye sormuşlar, fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarsınız? Cevap vermiş, düşman okunu takip ediniz, o size hak ehline götürür. Biz de bu manevi öğüde riayet ederek düşman oklarını takip ettik. Nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gördük. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarıyla en küçük bağ ve bağlantısı olması şöyle dursun. Devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirmiş siyaset artıkları, Halkın Demokrasi Partisi'nden CHP'sine, komünistten bölücüsüne, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şirket ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından çıkarmasın. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz, unutamaz, unutmayacak. Adına zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası, hepimiz katilin olduğunu, kim olduğunu biliyoruz açıklamasıyla Cumhuriyet Savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu.
Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir. Ne tuhaf ki ülkücüyü öteki gören, Mehmetçik katilleriyle el birliği yapan Kılıçdaroğlu da geçen hafta paylaştığı bir sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Hazreti Mevlana'nın dediği, aynen dediği gibi, suskunluğumuz asaletimizdendir. Lakin bir lafa bakarız, laf mı diye, bir de söyleyene bakarız, adam mı diye. Edebimiz el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap ebedi elden gidene. Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Bizim zamanı geldiğinde teslim edeceğimiz sadece Allah'a can borcumuzdur. Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. Ülkücüye en ağır bühtan ve küfrü reva görenlerden ne duyacağımız ne de öğreneceğimiz bir şey vardır. Geçtiğimiz yıl siyasi cinayet iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kimlerin kulağına ne fısıldadığını, muhtemel istikrarsızlık sarmalında kendisine hangi görevin verildiğini açıklamak durumundadır. Kılıçdaroğlu'nun aklından 12 Eylül öncesinin tekrar vasat bulması geçiyorsa, bunun için baskı altındaysa, diyeceğim odur ki, telkinlere ve teşvik edici kışkırtmalara kapalıyız. Ancak vatanın, milletin ve devletin varlığı, birliği ve selameti içinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, torbacılarla, cinayet örgütleriyle eşitlemeye, bir göstermeye, aynı kazana atmaya niyetlenmiş, buna heves etmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak, sokağa çıkmamızı tahrik etmek, Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Milliyetçi ülkücü harekete çirkefçe çamur atıp 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de Milliyetçi Hareket'in üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaklardır. Oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz. Biz kaybedilmiş bir medeniyeti tekrar tesis edecek iman erleriyiz. Lider ülke Türkiye'nin umudu ve ufku olan Cumhur İttifakı'yız. Ölüsüyle, dirisiyle, sözüyle, duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla, şekliyle, şemaliyle düşmana ganimet olanları iki cihanda da affetmeyeceğiz, haklarımızı helal etmeyeceğiz. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, şehitlerimize rahmet okumamış, hayrı dokunmamış, dokunaklı ve güzel bir söze tesadüf edilmemiş, acımızın ve sevincimizin içinde yer almamış ne kadar haşerat varsa
cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Diyor ya merhum Ziya Paşa, ne günlere kaldık ey gazi hünkâr, katır mühürdar oldu, eşek defterdar. Merhum Kazım Karabekir Paşa'nın dediği gibi, öyle puslu ki hava, şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor. Muhterem arkadaşlarım, bildiğimiz ayranı bilmediğimiz yoğurda hiç değişmedik.